Yaş grubunun muhalif
Geleceğimiz sizin elinizde. Kalkınmamız da sizin elinizde. Cezayir Odası Başkanımızın ifade ettiği gibi ben bir iki rakamla konuşmak istedim. Şu anda yüksek emniyete dayalı Türkiye'nin üretimi %3 civarında. Yani yüksek emniyete dayalı yüksek teknolojik üretimi ihracatı payı %3 durumu. Bu şu demek. İhraç ettiğimiz her 100 dilimden 97'si herkesin üretebildiği üretim ya da mağdurlar, üretimler %3'ü sadece yüksek bir üretimler. Bu oranı arttırmadığı sürece ihracatı payımızın artması ekonomimizin bu dış ticaret açığı sıfır kısmından kurtulmasından mümkün değil. Şöyle düşünün, aslında bir 10 ton ağırlığındaki bir kamyonun içerisinde tekstil küçültmenin için söylemiyorum. Sadece ağırlığı farklı ifade etmek için. 10 ton ağırlığındaki bir tekstil üretim paket olarak, açım olarak baktığımızda bir koli laptop ya da iPad ile karşı karşıya getirdiğimizde açım olarak birisi sadece 100 kilogram, diğeri 10 ton. Fiyat olarak aynı. Birisi laptop ya da iPad yüksek bir yüksek teknolojiye dayalı, diğeri ise daha çok iş gücü ve emeğe dayalı üretim. Bu yüksek teknolojiye dayalı üretimi arttırabilmemizin kilit noktası sizlersiniz. Bu konuda Türkiye uzun yıllar ayağına koşulsun. Ne yaptın? Matematik, fene, Türkçesi en sevdiği çocukları bizim okullara gönderdi. Çocuklar kendileri zor hayatlar bırakıyorlardı. Bunlar siz eğitiminiz diyor, bu çocukların ekonomiye oluşturacakları bir katman değerlendiriyor. Allah'tan bu fark edildi. Yapılan bu değişikliklerle, politik değişikliklerle, bu kadar sayılı konumlarla kalkılmasıyla bu bir miktar başarılı. Bunu canlılar ifade edersin. Bizim okullarımızın, çünkü ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda ben hiç yokteydim. Özellikle orada da bu meslekli eğitim kapsamı falan işlerini bilmiyoruz. O dönemde 2009 yılında, 2009 yılında meslekli eğitimdeki orta öğretimde, yüksek öğretimde yerleşim olan %3 idi. Kapsamının kalmasıyla birlikte şu an bu oran %15. Yani çok büyük bir sıçrayış oldu. Yaklaşık 5 katı bir sıçrama oldu. Bu önümüzdeki 5 yılın içerisinde bizim hedefimiz bu %25'lere kadar getirildi. Ve bu sene yapmış olduğumuz değişiklikle bizim müfredatlar içerisinde yani yeni gönderen, okullara gönderen, çizelim de oturan hepsimizde matematik hem de Türkçe saatlerini arttırdık müfredat içerisinde. Biz buna bilimsel çekimlik veriyoruz. Türkiye, yani sizleri de bu konuda katkılarını da bekliyoruz. Türkiye gelişmekte olan bir Türkiye. Meslek dediğimiz şey kültürü değişir. Teknoloji geliştikçe mesleği içeriği değişir. Bu değişimlere, ilerideki bu değişimlere, bizim yetiştirdiğimiz insanların adaptasyon sağlayabilmeleri için onların bir bilimsel çekimliğinin güçlü olması gerekiyor. Yani sizler de meslek odası olmak hesabıyla daha fazla meslek öğretmek istiyorsunuzdur. Aslında bu çok doğru bir şey değil. Esas olan sizin okulda temel beceriyi öğrenciye kazandırmanızdır.
Bunu göz önünde bulundurarak gelişmiş ülkelerin bu anlamdaki kritik stratejilerini de göz önünde bulundurarak böyle bir değişime gittik. Ayrıca nicel olarak da şu anda mesleki eğitimde Türkiye'de ve onu geliştiriyor oldu. Şu anda orta öğretim içerisindeki kayıtlı sizin %52. Yani 100 öğrenciden 52 öğrenci mesleki eğitim eğitimde. Tabi mesleki eğitim eğitimden önce sadece üstüne yapıp okullara kastetiyoruz. Ticaret meslek sizleri, sağlık meslek sizleri, denizcilik vesaire bütün hepsi kastetiyoruz. Şu an öğrencinin %52'si bizde. Ve bu yılı biz bu okullarda reform yılı olarak ilan ettik. İnşallah önümüzdeki Eylül ayında bu okulların türlerini de ortadan fazla miktarda 25 tür var bu okullarda. Okul türünden daha ziyade program çeşitliliğine geçeceğiz. Yani program zenginliği fakat okul türü olarak şemsiye olarak daha sadeleşmiş bir şekilde geçeceğiz. Bunun nedeni şu. Bizlerin bir yerde ticaret meslek lisesi var. Bir yerde aynı zamanda yani bütün meslek lisesi açılmak istiyor. Kaç tane 25 tane okul türü varsa devletin kaynaklarını bu konuda çok kolay yapıyor. Ayrı bina, ayrı yönetim, ayrı öğretmen falan vesaire. Dolayısıyla bunları bu programda tek çatıdan altına toplayarak hem insan kaynakları açısından hem de ekonomik kaynakları açısından tasarruf sağlamak istiyoruz. Ve bir de mümkün olduğunca güçlülüğünü, insan kaynaklarında güçlülüğünü sağlamak istiyoruz. Biz eğitim için yaparız. Genel olarak, genel eğitimde üç erdemden bahsederiz. Yani Türkçe'de de biliyorsunuz erdem de bir yere gelip oradan denetlemektir. Bir menzile, bir durağa uğrayıp orada denemek, orada olgunlaşmak. Üç erdem için eğitim yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi fiziksel erdemdir, yani bedensel olgunlaşmak. Kişinin beyniyle elinin arasında bir korelasyonu, bir koordinasyonu kurulması. Ya da bedenindeki işleri bakın, hareketleri daha hızlı bir şekilde yapması. Yaşına uygun bir şekilde bedenin gelişmesi. Vesaire. Fiziksel erdemlerden kastımız bu. Bunun için bu beden eğitimi, beden temizliği, spor falan vesaire bunlar sistemine geçiyoruz. Eğitim sisteminin içerisinde mümkün olduğunca bunları ağırlamak gerekiyor. Bu bedensel erdemliği sağlamak için. İkincisi, onun üstünde beden eğitimi kaldı. Siz o konuda bizi eleştiri getiriyorsunuz ama kaldırmamızın şeyleri şu, çocuklar çok fazla 4 saat civarında şimdi haftalık ders saatleri var. Meşgul hep o matematik Türkçe ve miktarını artırmak için mekanlarımı kaldırmış olduk ama siz bunu o spor aktiviteleri, işte serbest zamanlarda bir şeyler tercih edilmişsiniz. İkincisi, evet, eleştiri aldığınız benim. İkincisi, zihinsel erdemdir. Yani kişinin zihinsel olarak bir tarz cinsinde de ulaşıp, orada erdemler elde etmesi. Buna en büyük şarkı hizmet veren ders anlamına baktığımızda bu okuma anlamına yani kişinin kendi ana dili ikincisi matematik üçüncüsü fendir. Eskide Osmanlı'da matematiğin adı riyaziyeydi. Riyaziye demek duydun mu riyaziye? Riyaziye. Riyaziye demek disiplin.
hem de hiç disiplin. Yani riyaziyeyi okuyan kişi iç disiplini sağlamak için. İnsanın iki tane disiplini vardır. Birisi iç disiplin, birisi de dış disiplindir. Biz hangi insanların günlük hayatta dış disiplinlerini görüyoruz? İç disiplinlerini görmeyiz. Mesela bir insanın öfkesine, öfkesini kontrol altına almaz. Öfkelenmez, toleranslı olmaz. Bir iç disiplin özelliğidir. Çok hızlı bir şekilde heyecanlanmaz, tutkusuna esir düşmemiz bir iç disiplindir. Ama onun yansıması mesela iç disiplini zayıf olan insan dış hayatta ne olarak görür? Çok kısa sürede bağıran, çağıran, kızan, ondan sonra da öfkelenen insanı görürüz. Dolayısıyla bu zihinsel erdemleri sağlayacak eğitimi bunu size şunun için anlatıyorum. Siz hepiniz meslek hocalarısınız, biliyorum. Fakat sizin mesleğiniz kadar bu derslerin de önemli olduğunu ifade etmek için pratik hayatta, okulda o diğer genel kültür hocalarınızla birlikte bir şeyi inşa etmek için size bunları anlatıyorum. Dolayısıyla matematik önemli, riyaziyat önemli. Matematik, riyaziyat ne zaman matematik oldu bizde? 1998'lerde falan riyaziyat matematik oluyor. Matematik de Latince'nin karşılığı şudur, matematikus, ben bilirim. Ben bilirim. Yani ifadesi, ben bilirim. Matematik ifadesi o. Bu üçüncü erdemse, yani birisi bilgisayar erdemdi, ikincisi bilgisayar erdemdi. Üçüncüsü de ahlaki erdem. Ahlaki erdem şu demek. Ve mesela bunu Aristoteles'in bölümünde üçüncü sorumda der ki, ilk iki erdemi de belirleyen üçüncüdür. Yani fiziksel erdemle zihinsel erdemi de belirleyen ahlaki erdemdir. Mesela sevgi bir ahlaki erdemdir. Ve bu gerçekten etkileşimlidir. Ne demek etkileşimli? Biz birbirimizden öğreniriz sevgiyi. Dün akşam okul müdürlerimiz okurken orada da sohbet ettik. İsterseniz siz de şey yapın. Günlerimizi alalım. Bir gün sabah başka meseleniz başlıyorsa evinizde dahil iş hayatınızda akşam evinizde dönmüyorsunuz. Kaç kişinin ağzından teşekkür kelimesini duyuyorsunuz bizim toplumumuzda? Ya da kaç kişi size gülümseyerek selam veriyor? Bu konuda çok farklı bir toplumsal hayatımız var. Bunu biraz ne yapmak gerekiyor? Yani yumuşatmak gerekiyor. Ve bu etkileşimlidir. Sevgi etkileşimlidir. Yani sınıfta birisi sevgi gösterdiği zaman göreceksiniz ki o kısa sürede sınıfın içerisinde yayılır. Okulda yine öyle. Okul müdürünü öğrencilerle böyle gülümseme içerisinde, neşe içerisinde, sevgi içerisinde o günü paylaştığını düşünün. O öğretmenler ve o öğrenciler sabahtan akşama kadar o şekilde bilgilerine etkilenir. Öfke de öyledir. Öfke de etkileşimdir. Dikkat edin. Bunu en basit grafik işaretlerinde görürsünüz. Birisi kornaya bastığı zaman diğer korna sesleri arkasından hemen gelir. Niye etkileşim? Biz bunları ahlaki erdemler altında tutuyoruz. Dolayısıyla biz okulda bu anlamda, genel eğitim anlamında bu üç erdem konusunda özel çaba harcamamız gerekiyor. Kutsal şeyler. İkincisi bu meslek ve teknik eğitimde kaliteye yönelmemiz gerekiyor. Eğitim konusunda yani nizel olarak Türkiye müstehli ilgiye geldi. Dolayısıyla bundan sonra kaliteye odaklanmamız gerekiyor. Burada da şimdi herkes Alman mesleki eğitim sistemini örnek gösterir. Arkadaşlar, arzane Alman eğitim sisteminde benim
bizim şu ortada. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Finans Bank'ın %60'ını özel yapılması. Yani devlet tarafından değil, ticaret sanayi odaları tarafından %67 finansmanın yapılması. İkinci bir nokta burası. İkinci bir nokta da bu ticaret sanayi odaları devletin olarak bizim vereceklerine göremeyiz. Değerlerini kendimiz yapacağız. Bu lonca, lonca sistemini. Çünkü şöyle düşünüyorum. Senin sınıfta yetiştirdiğin adam ne kadar bekliyim derse desin. Benim milyon dolarım makinenin başına geçecek bu adam. Dolayısıyla ben de benim bu adamı kontrol etmem lazım. Buna pasaportu benim vermem lazım. Ben senin vereceğim devleti vereceğim pasaporta güvenmem lazım. Haklı olur. Ama meslek eğitim sisteminin iki bir noktası var. Dolayısıyla Bursa'da görmüş olduğum şey, bu konuda gerçekten sanal olanımızın bir eğitim bildiğimizin, bari bildiğimizi tutuyorum. Çok büyük bir koordinasyon olduğunu görüyorum. Özellikle mesleki eğitim bankasının oluşması başlı başına bir yeni ülkeydi. Bu çok büyük bir yeni vesaireydi. Bu diyalog daha önemli ve hayırlı işte yapacağı analizlerinde var. Biz reel talebi tespit ettikçe, reel talep ticaret ve sanayi odasını ve de odalarındaki sanayicilerimizin, mücadelerimizin talepleridir. Biz bu reel talepleri tespit ettikçe ne istediklerini, hangi özelliğe ihtiyaç duyduklarını tespit ettikçe ve bunu öğrenci kazandıkça biz ekonominin 17. sıradan 10. sıraya gelmesi kaçınılmaz hale geliyor. Ama biz kendi toplumumuzda, kendi limanımızda bildiğimizi yaparsak, onlar kendi limanlarında bildiklerini yaparlarsa, biz bu arada zinciri oluşturamazsak, yani diyalog, onların taleplerini değer olarak teslim etmesek, bizim için hayaldir, onuncu bir teknoloji. Ve sosyal sorunlarımızın bitmesi de beklenmez. Çünkü ekonominin büyümesi, ekonominin gelişmesi, gayri safi milli hastalığının artmasıyla ancak sosyal sorunlar çözülür. Onun için bu diyaloğun devam etmesinde büyük yarar görüyoruz. İstişarelerin sürekli olmasında büyük yarar görüyoruz. Eğitim dediğimiz şey kitap falan vesaire bunlardan ibaret değildir. Bu sanayicilerimizin her birisinin bir hayat ömrü var. Bir sıfırdan başladılar, belli erdemeler bunlara hayat hikayelerini okumak açtığımız lazım. Benim aralıklarım okumlar okumlar davet edip bu öğrencilere kendi tecrübelerini, kendi hayat hikayelerini anlatmalarını sağlamamız lazım. Ve Türkiye'de en basit bir şekilde bir sermaye düşmanlığı var. Okuyan kesimler arasında. Bu sermaye düşmanlığının önemli nedenlerinden bir tanesi bu diyalogsuzluk ve okuduktur. Bunu okulda bu diyaloğu oluşturmamız lazım. Hepimiz aynı yerin içindeyiz. Yani Türkiye ekonomisi dediğimiz zaman bunun devlet ve özel fark ediyor mu? Etmiyor. Dolayısıyla sanayicimiz ne kadar çok belli överse sınıflardaki öğrenci sayımız o kadar azalıyor. Ya da sınıftaki ağaçlarımız öğrenciye vermiş olduğumuz imkanı ağaçla birleşecek bu oranda artıyor. Bu anlamda onların tecrübelerini okula aktarmak ve sizin sahip konuşturduğunuz tecrübelerini mesela Türkiye'nin günlerini almadığı başka konu var. Biz kaç sadece okulda eğitim olduğunu üzerine kapatıcı değiştiriyoruz. Şu anda piyasada sanayinin içerisinde çalışan insanlar aslında onların mesleklerinde sürekli değişimler ve değişimler var. Bu değişime ve değişimlere adaptasyonu sağlamak için onların becerilerinin update edilmesi gerekiyor, bilgilerinin update edilmesi gerekiyor. Orada Türkiye'nin bir stratejisi ve politikası yok. Ne yapmamız lazım? Onları belli aralıklarla okumlara alır, onların bilgi ve becerilerini update edilmesi gerekiyor.
Ben bunu mesele kılarak